zevk bak. Bir de gülüyoruz. Burada bekliyoruz. Muş Hasköy'den geldik. 1600 kilometreden geldik. Halimizi görüyorsunuz. Bura bir çadır 5 sene önce belediyeye 1 milyar, şimdi 10 milyar. Ne suyu var, ne şeyi var, hiçbir şey yoktur. Siz kurban pazarı için buraya geldiniz. Bu çekyatları falan nereden aldınız peki? Bunlar nereden geldi? Bunlar şeyden aldık. Kendimiz gitti, başka yerden aldık. Bunlar yatmak için, çobanlar yatıyoruz. Ya bunları buraya gelince ikinci el... İkinci elde gittik, parayla aldık. Yani belediye bunu bize vermedi. Biz kendi paramızla bunu ikinci elde aldık. Teşekkürler. Sultanbeyli Kurban Satış Merkezi'ndeyiz. Anadolu'nun birçok noktasından kurban satıcıları hayvanlarını buraya getirdiler ve görmüş olduğunuz gibi çadırlarda bu hayvanları satmayı bekliyorlar. Peki kurban satıcıları nerelerde kalıyorlar? İşte bu sorunun cevabını yine burada göreceğiz. Hemen bu noktada görmüş olduğunuz gibi kendince bir yer yapmışlar ve şu anda hayvanların hemen yanında uyuyorlar. Şu şekilde alabilir. İyi geceler. İyi geceler efendim. Hoş geldiniz. Burada mı yatıyorsunuz? Evet efendim, burada yatıyoruz. Peki burada yaşam alanı ne? Mutfak, yemek nasıl yapıyorsunuz burada? Mutfak burası. Yatak yeri burası. Her şey göründüğü gibi ortada. Ya burada tüp falan orada. Evet, tüp burada. Burada çay yapıyoruz. Melemen yapıp bundan günümüzü geçiriyoruz yani. Peki kaç gün kalacaksınız burada? Burada 15 gün kalıyoruz. 15 gün burada bu şekilde evet, kalıyoruz. Evet, bu şekilde kalıyoruz. Ya mecbur, hayatımız bu. Her senenin 15 günü burada bunu böyle çekiyoruz. Ama tabii şu var, Türkiye'nin gerçeği, pazarımızda bir sıkıntımız yok, belediyemizden herhangi bir şikayetimiz yok. Suyumuz, temizliğimiz, güvenliğimiz, herhangi bir arkadaşlar da memnunuz. Türkiye'de, Türkiye ekonomisinin ana dişlisi olan tarım güçlü olabilmesi için Sayın Tarım Bakanımızın tarıma daha yani bizleri buralara daha güçlü gelebilmesi için tarıma olan desteği biraz daha arttırması lazım. 5 çuval günlük yemeye 21 hayvan getirdim ben buraya. Hezebet günlük 5 çuval. Bunu bizim yani bu şartlarda para kazanma diye bir şeyimiz yok ama mecbur. Bir köylünün, bir çiftçinin yapacak başka bir şey olmadığı için. Sultanbeyli Belediyesi'ne ait kurban satış merkezindeyiz. Anadolu'dan birçok insan kurbanlık hayvanlarını buraya getirdi ve satış için burada bekliyor. Peki geceleri kurban satıcıları nerelerde yatıyorlar? İşte bu sorunun cevabı da hemen burada. İyi geceler. İyi geceler.
galiba hayvanları bitirdik. Doğrudur, bitirdik evet. Ben Erzurum, Pasinler ilçesinden geldim. İsmim Madem. Çok şükür satışlarımızı yaptık. Yani bitirdik ama geçen seneye göre aşağı yukarı aynı fiyatlarımız. Yani çektiğimiz bu. Peki, görüyorsunuz. Burada yaşam nasıl oluyor? Vallahi yaşam çok zor. Gerçekten görüyorsunuz halimizi. Yani çok perişan haldeyiz. Burada gece biz sabaha kadar yatmıyoruz yani. Hı hı. Çocuklar işte yattıkları yerler. Mesela burada çek yatımız yok, bir şeyimiz yok. Yani temin edemiyoruz yani. Yaban ellerdeyiz yani. Ama ki başa gelen çekilir. Peki kaç gün burada şeyde kalıyorsunuz? 15 gün kalıyoruz. İşte bayram günü çıkarız. Öğleden sonra teslim ederiz hayvanlarımızı. Memlekete gideriz artık.